İkinci sorumuz bir kalıtım sorusudur. Genotipinde çekinik karakter taşıyan sarı tohumlu bir bezelye. Çekinik karakterden bahsediyor ve mutlaka genotipinde olacak. Sarı tohumluymuş. Bir bezelye bitkisiyle fenotipi yeşil olan, fenotip dediğimiz dış görünüş, dış görünüşü yeşil olan bezelye çaprazlanıyormuş. Buna göre verilen çaprazlama sonucu dikkate alındığında hangileri doğrudur diye soruyor. Sarı tohum geninin yeşil tohum genine baskın olduğunu burada söylemiş. Demek ki sarı tohum baskın olanı büyük harfle gösterdiğimiz için büyük A ile gösterebiliriz. Yeşil tohumu da çekinik olduğundan küçük A harfiyle gösterebiliriz. Baktığımızda sarı tohumunda mutlaka bir tane büyük A olması gerekiyor. Çünkü fenotipine yansıması için sarı tohumun genotipinde bir tane mutlaka büyük A olması gerekiyor baskın. Ve çekinik karakter taşıdığını da söylemiş soru bize sarı tohumun. O zaman bu sarı tohumun yanındaki diğer alelgen küçük A olacakmış. Çekinik gen taşımış bir melez, heterozigot sarı tohum oldu. Yeşil tohum olması için zaten fenotipine yeşilin yansıması için genotipinin küçük A olması şarttır. Çünkü ancak iki tane çekinik gen yan yana geldiği zaman dış görünüşüne yeşil tohum dediğimiz çekinik genin fenotip olarak yansır. Bunları çaprazladığımızda büyük A, küçük A rastgele yazabiliriz şöyle. Büyük A diğer küçük A ile çaprazlandığında melez oluşur yine büyük A, küçük A. Ve küçük A, küçük A bu şekilde yazalım. Yan yana gelir. Ve tekrar küçük A, küçük A. Gördüğümüz gibi arkadaşlar oluşabilecek 4 ihtimal budur. Şimdi tüm oluşan bezelye tohumlarının genotipinde %100 çekinik gen bulunmaktadır diyor. Evet bakın hepsinde birer tane küçük A bulunuyor, en az birer tane. Dolayısıyla hepsinde çekinik gen bulunur. Bir doğru. 2. KL melez sarı tohumlu bezelye ise M kesinlikle yeşil tohumlu bezelyedir. K ve L'nin melez sarı tohumlu olduğunu söylediğine göre büyük A küçük A biliyoruz ki melezdir. Sarı baskındı çünkü. M kesinlikle yeşildir. Doğru. Bu sıralama değişebilir. Bu buraya, bu buraya gelebilir. Fakat K ve L'nin melez olduğunu söylediğine göre %50 melez. %50 gördüğünüz gibi arkadaşlar saf çünkü. Saf yeşil. Dolayısıyla bunların melez olduğunu söylediği için M'ye kesinlikle yeşil diyebilir. M ve N de ikisi de kesinlikle yeşildir. Eğer ki K ve L'nin sarı tohumlu olduğunu söylemeseydi kesinlikle ifadesinden dolayı bunu doğru sayamazdık. Ama şu durumda bunların K ve L'nin melez olduğunu söylediği için M'ye kesinlikle yeşildir deriz. İki de doğrudur. Üçüncü ifademizde ise arkadaşlar başlangıçta çaprazlanan sarı tohumlu bezelye ile şunu diyor büyük A küçük A melez olan N bezelyesi çaprazlandığında oluşabilecek bezelye tohumlarının fenotipinde yeşil tohum ortaya çıkmaz diyor. Yanlış. N büyük A küçük A da olsa küçük A küçük A da olsa iki farklı genotip var bakın görüyoruz oluşan birinci kuşakta. Dolayısıyla bu melez sarı tohumla bunu da çaprazlasak küçük A küçük A gelir ve yan yana olduğunda yeşil tohum çıkar. Bunu da çaprazlasak yine küçük A küçük A yan yana gelerek yeşil tohum çıkar. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A iki melez de çaprazlasak iki küçük A yan yana gelerek yine aynı şekilde yeşil tohum ortaya çıkarabilir. O yüzden ortaya çıkmaz dediği için 3 yanlıştır. Cevabımız 1 ve 3, 2 C seçeneğidir.